Cenab-ı Hak evlenen yavrularımıza sağlık, afiyet ihsan eylesin. Amin. Efendim, sabır, sadakat, samimiyet, sevgi ve saygı beş tane S Değil mi? ile aile hayatını devam ettirmeyi nasip eylesin. Bu Amin. beş S'yi unutmasınlar. Sabır olmadan olmaz. Sadakat, bağlılık, samimiyet mutlaka olacak. Samimiyet olacak, sevgi ve saygı olacak. Ee, Bunlar da bir eksiklik olursa kavga, gürültü olabiliyor. Evet. Baktığınız evde sıkıntı var. E, bu 5S'den acaba hangisi eksik diye düşünmeye başlayınız. Eksik olanı bulduğunuz takdirde e, hayatınızı biraz daha tanzim etmeye gayret edersiniz. Bu önemli. Sabır olmadan hiçbir şey yapamazsınız zaten. O başta önemli bir husus. Şimdi düğünler, e, insanlar e, düğünde eğlenirler değil mi? Bu normal bir şeydir. Cenazede ağlanır. Bunun tersi olmaz. Yani bir e, düğün ki e, sanki ölü merasimi gibi olması da uygun değil. Evet. Yani bir şenlik olacak. Kadınlar kendi arasında eğlensin, beyefendiler kendi arasında eğlensinler. Bunlar önemlidir. Eğlence mutlaka var. Ama meşru zeminde olması lazım. Şimdi efendim düğünlerde yaptığımız hatalar Allah muhafaza. Mesela içkili düğünler oluyor. Bunu anlatmaya bile gerek yok yani. Evet. Siz Allah'ın emri peygamberin kavliyle bir işe girdiniz. O işte ne yapıyorsunuz? Ne haram olan bir şey yapıyorsunuz. Bu caiz mi? Böyle bir şey olmaz. Namaz kılarken kafa çeksem olur mu demek gibi bir şey oluyor. E, fakat bu hocam büyükler değil de gençler işte bu düğün vesilesiyle e, içsinler ne olacak gibi bir anlayış Anadolu'da var. Evet. O yüzden bizim gençliği e, maalesef alkolik yapan bu zihniyettir. Gençtir bunlar, bunlar içsinler ama biz içmiyoruz, biz camiye gidiyoruz falan. Ama o nesli ne yaptınız siz alkolik yaptınız böyle bir şey olmaz. Mahremiyet ilkeleri diye bir durum var, mahremiyet Şimdi e, karma karışık bir düğün anlatmaya gerek yok. E, efendim erkek kadın vesaire neyse e, edep adap sınırları aşılıyor. E, çok fazla canlandırmayalım. E, kendinden geçiyor. Evet. Yani bakıyorsunuz giyim e, kuşamı da e, efendim şöyle böyle olanlar yani üstü başı da var kafasında bir bez var falan. Fakat bir oynuyor diğerlerini yani hayret ediyorsunuz. Biraz daha dikkat çekiyor. Kendinden geçiyor insanlar böyle karma karışık bir ortamda. Olmayacak. Mahremiyet ilkelerini çiğnememeniz lazım. Eğlenirken e, ne yapılıyor? Silah atılıyor. Evet maalesef. E, peki e, bir tanesini vurdunuz. Öldü. E, damat yaralandı, gelin bilmem ne oldu. oldu ya hocam böyle şeyler? Seyreden bir tane hiç dışarıda birisine gidiyor kör kurşun. Hı hı. Maganda kurşunu diyor. Evet. Yani bir sürü haberlerde izliyoruz. Böyle bir eğlenme olabilir mi? Yani bu dinen de caiz değil. Ee, kanunen de zaten yasak olan bir fiil. Yani bu tür şeyler. Başka ne hata yapıyoruz? Ses sonuna kadar açılıyor. Ee, dın dındını var ya. Evet. E, peki kaç kilometre öteden o ses e, kaç kilometre öte ile mi ilgili diyor. Orada bulunanlara kafi gelecek derecede bir ses olmalı değil mi? Yani e, burada da bir anormallik var. Yaşlı insanlar var, çocuklar var, hastalar var. Buna dikkat etmemiz gerekmiyor mu? Evet. Bu var. Demek ki eğlence normal şartlarda olması lazım. Diğer bir mesele ilan edilmesi. Bu düğün olunca zaten ilan oluyor. Yani ilan bu işin içinde var. İlan edilmeden e, bu ni nikahın yapılması aldatma olur. Kimseye söylemeden iki kişi oradan buradan topluyorsunuz. Efendim bir nikah kıyalım falan bu olur mu? Bu gizli bir nikah olur. Bunun meşruiyeti tartışılır. Böyle şey olmaz. Ee, peki velime dediğimiz yani Abdurrahman bin Avfa Resulullah Aleyhisselam'ın tavsiyesi var. Bir koyun da olsa kes yemek ver buyuruyorlar. Evet. Yemekte <laughs> hep ağalar çağrılmayacak. <laughs> ağalar nasıl olsa Gelirler veya onlar yer içerler de garibanları da çağırmak lazım. Bir de düğünlerde aşırı bir harcama yani nişanlık döneminde de öyle. Bir ev kuruyorsunuz zaten ortalık ev çok pahalı. Şu takım bu takım şu olacak bu olacak derken paranız yetmiyor cebinizde para yok. Ne yapıyorsunuz? kredi çekelim mi hocam diye bize sualler geliyor. Bol bol geliyor Geliyorum. hem de. Ee, peki yazık değil mi? Yani borçla başlanan bir hayat. <laughs> Bu çocuk belki 10 yıl borç ödeyecek. Ee, geçim sıkıntısı çekecek. Ama <laughs> aklınızdan şöyle geçiyor. Veya dinlendiriyorsunuz Benim kızım kimden aşağı? Diye söyleyen hatunlar. Uh -huh. İşi karıştıranlar onlar zaten. <laughs> Kızınız niye başkasıyla kıyaslıyorsunuz? Yani e, damadınız olan delikanlı aklı başında bir şeyse, biri ise zaten e, makul ihtiyaçları karşılayacaktır. Bazılarını alamayabilir. Evlendiğimizde her şeyimiz mi vardı bizim? Yoktu. Evet. Efendim e, kendimizden örnek vermeye gerek yok ama e, bir takım şeyler yoktu zaten. Ben muftiyken evlendim. Müftüydüm yani evlendiğimde bir ilçede idareci olarak evlenmiştim ama e, her şeyim de yoktu. Olması mı gerekiyor? Peki mutluluğuma zarar mı verdi? Hayır. E, i̇htiyaç neyse acil olanları alırsınız, zaruri olanları alırsınız. Efendim derlendi, PDP alınır. Evet. E, biraz siz desteklersiniz, biraz öyle böyle bu hayat devam eder. Demek ki gereksiz harcamalar. Lüzumlu olan şeyler bellidir. E, onu abarttığınız takdirde çocuk faize mecbur kalıyor. E, faizle başlayan bir hayat, yani haramla başlayan bir hayatın mutluluk getirmesi e, zordur. O yüzden e, annelere, babalara tavsiyemiz e, aslında mutluluk ve huzur sadeliktedir, gösterişte değil. Ya yani Gösteriş ne gerek var, niye gösteriyorsun ki? Önemli olan bu çocuklar mutlu olsunlar. Kıyaslama oluyor hocam. Onda var bende de olsun. Onu niye bana niye kıyaslıyorsun? Yani? Niye iyilikte şey yapmıyoruz? Mesela evet. o şu kadar dindar ben niye bu kadar değilim diye hiç kıyas yok. Evet. Onda şu kadar araba var şu marka bende niye yok kıyası. Orada bir terslik var. Yani kıyaslamayı mesela ahlaki yönden öbür yönden gayret çalışkanlık vesaire onu anlarım. O çok çalışıyor 5 saat. Ben 6 saat çalışacağım olur. Buna kimse bir şey demez ama evet. falanca şu marka bilmem ne aldı. Ben de onu alacağım dediğiniz takdirde işin içine büyük sıkıntılar giriyor. Bu da yıllarca ailenin düzenini bozuyor. Bu dört meseleyi iyice düşünmesi lazım Müslüman kardeşlerimizin. Biz inşallah bu nebevi peygamber sünnetine uygun evlilik konusunda dikkat çekmiş olduk. İnşallah bu Hı -hı. uygulamalar hayatımıza yansır. Huzur inşallah. Oluruz.